Herkese yeni bir Farming Simulator bölümünden selamlar arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım keyifleriniz, haliniz, attığınız her şeyiniz yerindedir. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Arkadaşlar bu bölümde elimde bulunan şu abuk subuk bazı ekipmanlarım var, onları satacağım. Ama öncelikle bahsetmek istediğim bir konu var sizlere. En son biliyorsunuz bu havuç işini yapmıştık ama bu havuçu biçmek için daha büyük bir makine buldum ben. Sizlere bunun videosunu çekeceğim. Bu da bunun spoiler olsun. Bir sonraki videoda gelecek bu. Çok daha güzel ve çok daha fazla yeri alıyoruz. Ve alanı da epey büyük bu şekilde. İçerisine havuç büyük. Neyse, bunun üzerinde fazla durmayacağım. Sizleri fazla meraklandırmak istiyorum açıkçası bir yandan. Elimde bulunan bazı araçları satacağım abi. Sayın Berkeciğim'in hazırlamış olduğu bazı araçları kullanacağız. Bunları satıyoruz artık. Hem birazcık bütçemize yardım olur diye düşünüyorum tabii ki. Şunu da satabilirim biraz. Yo, dursun ya o. Dursun o. Başka burada gereksiz bir şey var mı diye bakıyorum da. Gereksiz de bir şey yok abi. Genel olarak hepsini kullanıyoruz. Sıkıntı yok. Yine multiloader. Bu bahsettiğim mod. Onu geçelim. Daha sonraki videoda. Küçük traktörlerde Berke'nin hazırlamış olduğu işte modları. Skin giydirmiş oldu modları diyeyim. Bazı şeylerde de animasyonları yaptı. En beğendiğim şeylerinden bir tanesi de Haşmet Erkunt'u yaptı. Erkunt'u kesin alacağız bu arada. Çok ilgi görüyoruz tarafınızdan. O yüzden kullanmaya özen göstereceğim onu da. Yine büyük traktörlerde var mıydı? Massey Ferguson vardı galiba. Aynen 8700. Şunları. MF8700'ü Berke hazırladı. 900 var ya, zaten her zaman kullandığımız modlar. Bunların hepsini kullanacağız ama şunu da çok seviyorum, 9 serisi. Tekerlekleri kocaman ya. Çok güzel görünüyor. Neyse, asıl konumuza dönelim. Aslında şundan alabilirim ya. Çok mu abartı olur? Birazcık dursun. Belki ilerleyen zamanda alırız. Onda sıkıntı yok. Şapkalı MF alabiliriz. Masefer 47.09 alabiliriz. 47.00. Başka fiyatı... Şunu kesin almak istiyorum bu arada. Çünkü çok fotojenik. Fotoğraflar da güzel oluyor. Önce bir şey alalım abi. Erkuntumuzu alalım. Jant rengi diyor. Jant rengi ne olsun? Kırmızı olmasın mesela. Beyaz olsun. Çok daha güzel duruyor. Tasarımı diyor. Tasarımda ne değişiyor abi? Aa, oyun alt tabı aldı. Arka tarafı mı değişiyor? Ne değişiyor lan? Ha, üstüne Türk bayrağı ekliyor. Tamam. Unutmuşuz ya. Ön yükleyici tabii ki olsun. Kullanacağız çünkü. Tekerlek kurulumu diyor. İnce yapabiliyoruz ama gerek yok. Tekerlek ağırlıkları bu olsun. Bazı yerlerde çekmeyecek. Bundan bir tane satın alacağız. Ondan sonra da ufak tefek işlerde kullanmak için acaba 285S'leri mi alsam? Yine de siz yazın. Ben satarım. İsterseniz 285S de alabilirim. 4x4 modeli de var. Ama MF4700 da alabiliriz. Tasarım diyor. Çamurluk ekliyoruz. Şimdilik bunu alacağım ben ama dediğim gibi tekrar söylüyorum. Satabilirim. Haberiniz olsun. Şu bankadaki bankaya olan borcumuzu birazcık kapatmak istiyorum ben. Şöyle 30.000'imiz, 27.000'imiz kalana kadar. Hem onları getirelim hem de hayvancağızlara birkaç bir şey almak istiyorum. Şurada ormancılık ekipmanında olması lazım. Autoloader diye bir şey var. O burada mıydı ya? Nereye ekledik onu? Nereye ekledi acaba? Ha, autoload. Aynen bak şu. Bunlara da otomatik doluyormuş bak. Bunun arasındaki fark ne abi? Mit bilmem ne. Pahalı olanı alalım. Pahalı olsun bizim olsun abi. Ha, biri şey. Ha, okey. Biri korumalı, biri korumasız. Aslında korumalı çok daha güzel duruyor da. Biz korumasız alalım. Normal şundan bir tane satın alacağım. Çünkü bayağı bir kullanmayı düşünüyorum açıkçası. Hemen hızlıca. Of ya. Şu modu güzelliğine bak ya. Bunlardan birini, hatta ikisini bir araya koyar. Güzel bir kapak fotoğrafı hazırlarım sizler için. Görürsünüz. Erkunt'a çektirelim onu. Bağlayalım hemen şöyle. Bayağı da uzun. Çok büyük. Şöyle bir köşeye alacağım bunu. Ondan sonra hayvanların, yani bizim ineklere verebileceğimiz yem falan var mı, ona bir bakayım ne verebiliyoruz. Paletler diyor. Gübre şeyleri var. Bunlardan değil de bundan verebiliriz diye düşünüyorum. Katı gübreleyici, buğday, domuz besini. Şu an bir şey veremiyoruz. Zaten ihtiyacımız yok pek. İlerleyen zamanda yaparız.
şöyle follow me modu kurulu muydu bende? Şuradan takip etsin. Çok daha güzel görünecek. Abi süper ya. O follow me modu falan. Bu Erkund. Efsane araçlar abi bunlar. Yani seviyoruz. Bizim yanımızda farklı olan modlar bunlar. O yüzden değeri farklı açıkçası. Ya, uzun zaman olmuştu bir de bunları kullanmayalı. Niye kullanmadım ben de bilmiyorum. Böyle eski modları kullanacağım tabii ki. Hiç şey olmuyor da. Güzel mod bulamıyordum açıkçası. Yine Berke'nin modlarına kaldık. Berke'ye de buradan çok selam olsun. Umarım izliyordur. Zaten bütün videolarımızı nereden baksan kaçırmıyor. Çoğunda da yorumu var sağ olsun. Sürekli takip ediyor bizi. Biz zaten dediğimiz gibi yani dediğim gibi birçok modcu arkadaşa destek veriyoruz ama Berke bizzat benimle iletişime geçtiği için yeri farklıdır her zaman. O da izliyor diye söylemiyorum bu arada onu söyleyeyim. Evet şimdi bunu normal sıradan işlerde kullanacağız biz. Yani işte bu remokları falan bağlayacağız. Tarladan ürün çekeceğiz falan. Çok güzel görünüyor ya. Burada dursun. Hem çok gerçekten güzel görünüyor. Yani diğer traktörler çok büyük. Hem çok fazla yer kaplıyor ve güzel görünmüyor açıkçası. Çok büyük olduğu için bir de gözümüz alışmadığı için bunları bir de Türkiye'de görüyoruz. O konuda güzel. Bu arada silajımız olmuş mu? Aa olmuş. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Güzel. Güzel. Şu diğerinde de bazı yerleri şeyli kalmıştı diye biliyorum. Yok kalmamış. Okey. Almışız onu. Aslında birazcık yeni makinemizle silaj işi yapamayız bununla tabii ki. Ama diğer traktörle römorku alıp arkasına bağlayıp güzel güzel şey yapabiliriz. Aha telefonu sessiz almayı unutmuşum. Hemen alıyorum abi. Duyduğunuz ses de World of Tanks'ın spotlama sesi. Bildirim sesi olarak ayarladık. Süper görünüyor. Süper duyuluyor daha doğrusu. Şimdi bizim şeyimiz nerede? Şimdi koskoca tarlada şeyi bulamayız. Bakın. Seyredin abi. Rezilliğimize iyi bakın. Muhtemelen şurada bir yerdeydi. Burayı da biçmedim. Yarım kaldı ya. Bunu yapacaktım. Neydi bunun ismi? Çavdar. Aynen. Çavdar işi yapıyorduk. Buna da yarım kaldı. Buna da devam edeceğiz. Abi mod çok güzel ya. Böyle modlar yapın. Gözünü seveyim. Berke. Sesimi duyuyorsun bak. Böyle uzaktan uzaktan durma. Mod yap. Bekliyoruz bak. Okul durumundan dolayı galiba sen de bayağı uğraşamıyorsun diye hatırlıyorum. Bilmiyorum yanılıyor muyum ama. En kısa zamanda güzel modlar bekliyoruz abi sizlerden. Oynayalım ya. Şu oyunu daha keyifli oynayalım. Şimdi bizim şey nerede? Aa şeyde kaldı. Hemen gidip alalım. Nerede olduğunu çok iyi biliyorum bu arada. Sonra açacağım. Şimdi açamayacağım. Bu saatte bilmediğim bir numara arıyor. Hadi hayırlısı. Hiç sevmem bu arada yani. Gecenin bir yarısı bilmediğim bir numara arıyor. Allah Allah diyorsun kimmiş yani. Farming Simulator yayınları bol bol yapacağım bu arada. Haberiniz olsun. Aşağıdan Facebook linkimi takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki yayınlardan falan haberdar olmak için güzel bir yöntem. Haberiniz olsun. Çoğu arkadaş geliyor sağ olsunlar. Yalnız bırakmıyorlar. İşte 20-25 kişi oluyoruz yine. Ortalama olarak. Sizler de yayınlarımıza katılarak bize destek olabilirsiniz. Haberiniz olsun. Bekliyoruz yani. Gelin abi. Sohbet muhabbet güzel oluyor yani. Gırgır şamata. Bir de YouTube gibi değil. Sormak istediğiniz ya da söylemek istediğiniz bir şey varsa direkt etkileşim halinde oluyorsunuz. O çok güzel bir olay aslında. Hepinizi bekliyorum. Haberiniz olsun. Açıklama kısmındaki Facebook linkine tıklamanız yeterli. Facebook'a tıklayıp takip et diyeceksin sadece. Her videomun altına nereden baksan koyuyorum ama kimse görmüyor. YouTube'da falan yayın açınca aa sen yayın mı açıyordun falan diyenler var. Ulan her videomda söylüyorum zaten ben Facebook'tan yayın açacağımı. Ağzınızı burnunuzu kırarım çabuk gelin. Aslında var ya bu araçlarla yeni bir haritaya başlayasım var. Ama bir yandan da buradaki kariyeri bırakmak istemiyorum. Çünkü güzel şeyler yaptık açıkçası. O yüzden biraz daha zamanı var. Burada oynarız yani bayağı bir.
O ağırlığı takmıyor. Bunun kendinde ağırlığı var. Ağırlık burada kalsın artık. Belki bir sonraki geldiğinde satarım abi. Bu arada bu römork bu traktöre çok fazla geldi. O zaman ne yapacağız? Aha güzel bir fikir geldi aklıma. Madem gerçekçi oynuyoruz abi, tamam mı? Garaja giriyoruz. Satıyoruz abi bunları. Küçüklerden yapacağız. Mesela şundan alacağız. Bakalım bulabilecek miyiz? Güzel modlar vardı çünkü. Bu da bir mod bu arada. Kapasitesi de yüksek olması lazım. 4000. Bak 6000 oluyor. 8000 oluyor. Şöyle yaparsak 8000. Aslında böyle alabiliriz ya. 15.000 oluyor ama taşıyabileceğin şeyler bunda belli herhalde, değil mi? 4000. Şöyle yapalım ya. 6000'lik olsun. Şundan bir tane satın al. Hatta iki tane, hatta üç tane satın al. Hemen şu aracın içinden çıkalım. Harita görünümünden bir sıfırlayalım. Kısa yoldan şeye gitsin. Markete gitsin. Biz de markete ziyaret edelim. Hatta şuradan direkt neredeydi o marketi? Şuradan. Abi marketi bulamıyorum, iyi mi? Aha burada. Ziyaret et. Lan. Bir saniye ya. Market nerede? Ha burada mağaza. Bir an bulamayacağım diye gerçekten korktum. Neyse ki son anda fark ettim. Şimdi bunlar arka arkaya bağlanıyor muydu bilmiyorum. Herhalde bağlanıyordu diye düşünüyorum. Ha, şimdi bunları böyle bağlamak, birbirine geçirmek çok sıkıntı. Biraz el yardımı alabiliriz, haberiniz olsun. Sonra vay efendim niye kullandın demeyin. Evet, el yardımı alıyoruz abi. Çok zor yoksa. Dolu olduğu için bunlarda. Şimdi hem gerçekçi olması için uğraşıyoruz bir yandan. Hem de keyif almaya baktığımız için böyle şeyler yapmam çok normal. Yani şey yapmayın. Hemen taşlamayın abi. Çünkü mecburuz. Tren gibi çekeriz, götürürüz ya. Hatta bunu şimdi havuçla doldurayım. Satma videosunu göstermem sizlere. Sadece doldurmuş oluruz yani. Çok güzel abi. Şu an bak keyiflendim. Oyuna farklı bir hava geldi. Bu modları kullanmayı seviyorum. Bir de çok etkileşim alıyor bunlar yani. Bu tarz modları kullanınca. İnsanlar seviyor açıkçası. Tabii sizler izleyince bizler de mutlu oluyoruz. Siz yeter ki isteyin ya. Ben bu havuç işini birkaç kere yapacağım diye düşünüyorum. Çünkü çok fazla güzel ve güzel getirisi var. Diğer işlere de bakarız gerçi. Hatta şu kira masrafını nasıl çıkarıyor mu bilmiyorum. Onu bir deneyeceğim. Bir şeyler ayarlayacağız. Aklımda güzel fikirler var. Çok güzel gidiyoruz be. Bu araç burada dursun. Bu büyük makineyi getireyim. Biraz çekmiyor bu. Bir hantal bir makine olduğu için. Tekerleğin biri kirlenmiş, diğeri yepyeni duruyor. O biraz tuhaf. Evet, birazcık el yardımı alacağım abi bunda da. Mecburum.
Nereye gidiyorsun ki? Abi süper ya. Çok ciddi söylüyorum süper. Bu arada bende başka bir kapasite görünüyor. O ne? %100 olduğu olarak görünüyor. Arkadaki? Aa, ne saçma bir olay lan o. Dışarı dökme havucu. Canım havucu. Mesela bunu böyle götürüp satabiliyoruz. Süper be. Neyse, fazla spoiler vermeyeyim sizlere. Umarım keyif alarak seyretmişsinizdir. Gayet güzel modlarımız oldu bugün de. Çiçek gibi bir seriye devam ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Aşağıdan Facebook linkimi takip etmeyi unutmayın. Ki bundan sonraki yayınlardan ve canlı yayınlardan daha doğrusu haberdar olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda ve yorum bölümünde buluşuncaya dek. Hoşçakalın.